Nikola'nın vakte ihtiyacı olduğunu hepimiz iyi biliriz. Sen de şunu iyi belliyorsun Osman. O vakte bizim de ihtiyacımız var. Sizin duracak bir an vaktiniz yoktur. Siz burada sulh hakkında konuşurken onlar bizi vuracak desem inanacak mısınız? Yine bu haberleri nereden alırsın Osman? Nereden aldığımın bir önemi yok. Siz dediklerime bakarsınız. Yeter artık Osman. Toyumu geldin o gün bastın. Babanın, emminin, ağabeylerinin hatırına sana sesimi çıkartmadım. Lakin bu sefer ayağıma dolanırsan, sulhü tehlikeye düşürecek bir davranışta bulunursan... Söyle köpek! Köpek söyle! Ne edersin? Söyle! Osman! Osman! Sen sanırsın ki onlar bizi sulhe davet eder, biz de saf çocuklar gibi inanırız, he? Ağabey! Hayır Osman, öyle değil. Biz sulhü konuşurken onlar Söğüt'e saldırmayacak. Emminle ağabeyin sulhü konuşurken ben İnegöl'e saldıracağım. Sen de oyun çevirirsin öyle mi? He. Bugün buraya bu haberi vermek için geldim. Bu çok tehlikeli bir oyundur Yavlak Arslan. Emmimden ve benden kalbinden yaralı bir adamın kalesine gitmemizi istersin. Üstelik peşinden iş çevirirsin. Merak etmeyesin savcı bey. Nikola beni karşısına almayı göze almaz. Size bir şey yaparsa Kuluca Hisar'ı onun başına yıkacağımı çok iyi bilir. Hepiniz yanlış yoldasınız. Bugünün işi Söğüt'tür. Kuluca Hisar yarının işidir. İnegöl ise daha sonranın. Ben İnegöl'ü düşürürsem Nikola Kuluca Hisar'da tutunabilir mi ha Osman? Sen İnegöl'ü düşüremezsin. Olan yalnızca ağabeyime ve emmime olur. Müdafaa etmeye çalışırken bile haddini aşarsın Osman. Sen koyun ağlına giren kurt misali Kulaca Hisar'a girip çıktıysan biz de gerektiğinde aslan kesiniriz. Ceylan sürüsünü vurup çıkarız. Eyvallah ağabey. Eyvallah. Ondan şüphem yoktur. Lakin düşmanın hançeri Söğüt'ü gösterir. Ben Söğüt'e gideceğim. Varsın Yavlak yine göle gitsin. Siz de Nikola'nın tuzağına düşün. Lakin şunu bilesiniz. Nikola'nın askerleri geçitleri tuttuğunda bir kükremeniz yetecektir. Kardeşiniz o kapıyı kırar, sizi yine kurtarır. Kafir düşman gemi iyice azıya aldı. Söğüt'ün ufuklarında kara alametler belirdi. Belli ki Nikola'nın göğsüne saplanan hançerin diyetini isterler. Sanırlar ki Kuluca Hisar'ın bedeli küçücük bir hançer yarasıdır. Daha benim gayretim bitmiş mi ki bizden diyet isterler? Benim yüreğim soğumuş mu ki yüreğimi dağlamak isterler? Atam Oğuz Kağan'ın ruhuna and içerim ki yüreğim soğumamıştır. Kardeşler, Kuluca Hisar'ın kapılarına dayanacağımız günler yakındır.
Bugün Söğüt'ten düşmanı söküp atacağız. Yarın, belki yarından da yakın, gaziler ve şehitler emaneti olan Kulucahisar'a varacağız. Allah Ekber! Allah Allah diyen gaziler aşkına. Kanlı pusatlara atılan şehitler aşkına. Gaziler Serdarı Süleyman Şah aşkına. Allah Ekber! Bizden zafer bekleyen Yiğitler Sultanı Ertuğrul Gazi aşkına. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Merak etmeyesiniz. Bir terslik olmayacak. İnegöl'den zafer haberlerini bekliyoruz o vakit. Bundan böyle bütün himmetimizi Kulacahisar'a vereceğiz. Elbette Dündar Bey. Hiç şüpheniz olmasın. Babamız ve otağımız sana emanettir ağabey. Sen merak etmezsin kardeşim. Siz varın gidin hele. Eyvallah. Savcı ve gündüz Yavlak Aslan'la istişare eder bey. Yavlak Aslan mı? Doğrudur bey. Ya Osman? Beyim, Osman bey alpleriyledir. Yeni çıkacağı kaza öncesi adınızı haykırırlar bey. Demek yine kazaya gider. Demek adımı haykırır. Osman bey sizin gibidir bey. Sizin gençliğiniz gibidir bey. Var olsun Osman. Bir gün o da bey olsun. Adına haykırsınlar. Amin bey. Amin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hep mi böyleydi? Değildi. Sevmediği bir adamla evlendirildi, sonra böyle oldu. Yoksa Selcan Hatun mu onu böyle yaptı? Selcan Hatun bu obanın en güçlü kadını değil mi? Yaşından ötürü herkes hürmet eder. Lakin bu işler yaşla değil başla olur.